Merhaba arkadaşlar. Türkçe Haniye hoş geldiniz. Limit kronometre dil bilgisi soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sıfatlarla ilgili 4 numaralı testi çözmüş olacağız. Birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Cümlelerin hangisinde kötü sözcüğünün görevi kötü komşu insanı ev sahibi yapar cümlesindekinden farklıdır diyor. Cümlemize baktığımızda ise komşu isim nasıl komşu kötü komşu kötü sözcüğü burada ismi belirttiği için niteleme sıfatı görevinde kullanılmıştır. Seçeneklerde kötü davranışlar, davranış isim, nasıl davranış, kötü davranış, kötü sözcü niteleme sıfatı görevinde kullanılmıştır. Söz isim, nasıl söz, kötü söz, kötü yine burada niteleme sıfatıdır. Arkadaş isim, nasıl arkadaş, kötü arkadaş niteleme sıfatıdır. Gitmek fiil, nasıl gidiyor, kötü gidiyor. Fiillere sorduğumuz nasıl sorusu bize neyi verir arkadaşlar? Durum zarfını verir. Bu da durum zarfı görevinde kullanılmıştır. Kokmaktan koku olmuş isim. Nasıl koku? Kötü koku. Kötü sözcü de yine burada niteleme sıfatı görevindedir. Farklı olanı sormuştu hatırlayın bize. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. İkinci soru. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi bir sıfat tarafından nitelenmemiştir? arkadaş isim nasıl arkadaş yakın arkadaş niteleme sıfatı çanta isim nasıl çanta kahverengi çanta niteleme sıfatı şey belgisiz zamir nasıl şey görkemli şey görkemli sözcüğü yine niteleme sıfatıdır yazma isim ne yazması el yazması el sözcüğü burada yine isim görevindedir çünkü belirtisiz isim tamlaması var burada pilot isim nasıl pilot, askeri pilot, askeri sözcüğü de niteleme sıfatı görevinde kullanılmıştır. Sıfat tarafından nitelenmeyeni soruyor. 4 numaralı sözcük bir sıfat tarafından nitelenmediği için doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde sıfat yoktur diyor. Yukarıda arkadaşlar sıfatın tanımını vermiş bize. Seçeneklere bakalım. Bu benim son şansım ifadesinde bakın şans isim. Nasıl şansımdı? Son. Son sözcüğü niteleme sıfatı görevinde kullanılmıştır. Küçük kulübe derken kulübe isim, nasıl kulübe? Küçük kulübe. Küçük sözcüğü niteleme sıfatıdır. Hepimiz onu ve kardeşini bekliyorduk ifadesinde bakın herhangi bir sıfat yoktur. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Issız ev derken ev isim, nasıl ev? ıssız ev, ıssız sözcüğü niteleme sıfatıdır. Hangi ıssız ev? Bu ıssız ev, bu sözcüğü de burada işaret sıfatı olarak kullanılmıştır. Hiçbir şey söylemeden hızlı adımlarla uzaklaştı. Adım isim, nasıl adımlar? Hızlı adımlar niteleme sıfatı. Şey demin söylemiştik, belgisiz zamir. Hangi şey, hiçbir şey, hiçbir sözcüğü de burada yine belgisiz sıfat olarak kullanılmıştır. Dördüncü soru. Aşağıdakilerden hangisinde birden fazla sıfata yer verilmiştir diyor. Bakalım çocukluğumuz bu güzel köyde geçmişti cümlesinde köy isim nasıl köy güzel köy güzel sözcüğü niteleme sıfatıdır. Hangi güzel köy bu güzel köy bu sözcüğü de burada yine işaret sıfatıdır. Birden fazla sıfat kullanılmış bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Bu dizelerdeki numaralanma sözcüklerden hangileri sıfattır diyor. Bakalım. İçimden tanırım ben o illeri derken arkadaşlar ben nedir? Kişi zamiridir. O iller derken il isim hangi iller o iller o sözcüğü burada işaret sıfat olarak kullanılmıştır. Onlar ki zahirde viran olurlar cümlesinde ise arkadaşlar onlar Bakın il kelimesinin yerine geçiyor. O yüzden ismin yerine geçtiği için zamirdir. İşaret yoluyla geçtiği için de biz buna ne diyoruz? İşaret zamiri diyoruz. Ardıçlı dağları, çamlı belleri derken dağlar isim. Nasıl dağlar? Ardıçlı dağlar. Bu da niteleme sıfatı görevinde kullanılmıştır. Aşanlar şirine hayran olurlar ifadesinde ise hayran sözcüğü burada nedir arkadaşlar? İsim görevinde kullanılmıştır. Bize sıfatları sormuştu arkadaşlar. Soruda seçeneklere baktığımızda ise 2 ve 4 numaralı sözcüklerin sıfat olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 6. soru cümlelerin hangisinde belgisi sıfat kendinden sonraki sözcüğe çokluk anlamı kattığı için çoğul ekinin kullanılmasına gerek yoktur diyor. Bakın insanlar isim Hangi insanlar, kimi insanlar bu sözcük nedir arkadaşlar? Belgisi sıfattır. Bazı kitaplar, kitap isim, hangi kitaplar? Bazı kitaplar, bazı sözcüğü burada belgisi sıfattır. Tüm şiirlerinde, şiir isim, hangi şiirlerinde? Tüm şiirlerinde, tüm sözcüğü burada yine belgisi sıfattır. Bir takım sorunlarla derken sorunlar isim, nasıl sorunlar, bir takım sorunlar, bir takım sözcüğü yine belgesi sıfattır. Birçok seneler derken de sene isim, hangi seneler, birçok seneler, birçok sözcüğü de yine burada belgesi sıfattır. Arkadaşlar bakmış olduğunuzda bakın kimi sözcüğü, bazı sözcüğü, tüm sözcüğü, bir takım sözcüğü ve birçok sözcüğü belgesi sıfattır. Ama A, B, C, D seçeneklerinde Belgisizlik anlamı verirken arkadaşlar burada genel itibariyle sayısal olarak çoğunluktan ve yine belgisizlik anlamı veren bir sıfat olarak karşımıza çıkıyor. Bundan dolayı da burada biz lerekini kaldırdığımızda arkadaşlar cümlenin anlamının değişmediğini görüyoruz. Birçok sene geçti. O güzelim günlerin üzerinden ifadesi anlamlı olduğu için doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. Yedinci soru dizelerin hangisinde sıfata yer verilmemiştir diyor. Bakalım bu aşk burada biter ifadesinde bakın aşk isim bu aşk demiş ismi belirtmiş işaret yoluyla belirtiyor arkadaşlar biz buna işaret sıfatı diyoruz. Desem ki vakitlerden bir Nisan akşamıdır. Bakın Nisan isim buradaki bir sözcü herhangi bir anlamına geldiği için belgisiz sıfattır. Şimdi sen kalkıp gidiyorsun git gözlerin durur mu? Onlar da gidiyorlar. Gitsinler ifadesinde arkadaşlar herhangi bir sıfat göremiyoruz. O yüzden doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yine biz diğer seçeneklere de bakalım. Bir gün ifadesinde yine gün isim hangi gün olduğu belli mi? Değil. İsmi belirtmiş. O yüzden bu da arkadaşlar belgesiz sıfat olarak kullanılır. Bütün şiirlerde söylediğim sensin ifadesinde ise şiirler isim hangi şiirler? bütün şiirler yine ismi belirtmiş bütün sözcü. Bundan dolayı bu da belgisi sıfat olarak kullanılmıştır. Sekizinci soru. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi bir ismi niteleme ya da belirtme göreviyle kullanılmamıştır? Arkadaşlar sıfat olmayan sözcüğü soruyor kısaca bize. Bakalım. Amerikalı bir arkeolog derken arkeolog isim hangi arkeolog? Amerikalı arkeolog nedir bu? İşaret sıfatıdır yaptığı kazılar, kazı isim, hangi kazılar? yaptığı kazılar. Bu da işaret sıfatıdır. Amazon kadınları, kadınlar isim, ne kadınları? Amazon kadınları. Bakın bu da isim, belirtisiz isim tamlaması oluşturmuş. Türk isim, nasıl Türkler? Konar göçer Türkler niteleme sıfatıdır. Farklı bir yaşam, yaşam isim, nasıl yaşam? Farklı bir yaşam niteleme sıfatı sıfat olmayanı sormuştu. Dolayısıyla 3 numaralı sözcük isim görevinde kullanıldığından dolayı doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. 9. soru bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangileri sıfat görevinde değildir? Bakalım. Ses ve anlamsal düzeni derken arkadaşlar ses sözcüğü burada isimdir. Çünkü bakın ses düzeni dediğimde belirtisiz isim tamlamasıdır. Dolayısıyla bu sözcük de isim görevinde kullanılmıştır. Biri sözcü, bu da belgisiz zamirdir. Yine ismin yerine geçiyor. Temel yönler derken yön isim, nasıl yön, temel yön niteleme sıfatıdır. Dil isim, nasıl diller ya da hangi diller, başka diller, başka sözcü burada belgisiz sıfattır. Yine arkadaşlar, dil isim. Bir dilin derken bir sözcüğü de herhangi bir anlamına geldiği için bu da yine belgisiz sıfat görevinde kullanılmıştır. Sıfat olmayanı sormuştu bize arkadaşlar. Bundan dolayı da 5 numaralı sözcük sıfat değildir. Aynı zamanda 4 numaralı sözcük de zamir görevinde kullanılmıştır. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 10. soru. Aşağıdakilerin hangisinde belirtme sıfatı kullanılmamıştır? Belirtme sıfatları 4 taneydi. İşaret, sayı, soru ve belgisi sıfat olmak üzere. Seçeneklere baktığımızda geçen yıl bu yarışmaya ben de katılmıştım cümlesinde bakın yarışma isim hangi yarışma bu yarışma bu sözcüğü burada işaret sıfatı olarak kullanılmıştır. Dolayısıyla A seçeneğini elemiş olduk. Okuduğu bütün kitapların birkaç cümle özetini çıkarırdı ifadesinde ise Bakın cümle isim kaç cümle birkaç cümle net olarak belli olmadığı için bu da belgisiz sıfattır. Yine kitaplar isim hangi kitaplar bütün kitaplar burada da arkadaşlar yine belgisiz sıfat olarak kullanılmıştır. O yüzden B seçeneğini demiş olduk. Kardeşim bu yıl ikinci sınıfa gidecek. Sınıf isim kaçıncı sınıf ikinci sınıf sayı sıfatı yıl isim hangi yıl bu yıl bu da arkadaşlar nedir burada işaret sıfatıdır. Dolayısıyla C seçeneğini elemiş olduk. Çocuk her sözüyle bizi kendine hayran ediyordu ifadesinde ise söz isim hangi söz her söz her sözcüğü de burada yine belgisi sıfat görevinde kullanılmıştır. Bunu da elemiş olduk. Geniş ve büyük düzlüklere sahipti Menderes Obası ifadesinde ise Bakın düzlük isim, nasıl düzlük, geniş ve büyük düzlük niteleme sıfatıdır. Belirtme sıfatı yoktur E seçeneğinde. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 11. soru. Numaralanmış ifadelerden hangisi ya da hangilerinde bu sözcüğü sıfat olarak kullanılmamıştır? Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum. Kaldırım isim. Hangi kaldırımlar? Bu kaldırımlar. Bu sözcüğü burada yine işaret sıfatıdır. İnsan bu. Su misali kıvrım kıvrım akar ifadesinde ise bakın bu sözcüğü diğer insanların yerine geçmiş. Dolayısıyla arkadaşlar ismin yerine geçtiği için biz buna ne diyoruz? İşaret zamiri diyoruz. O yüzden iki numaralı sözcüğü alabiliriz. Bu şehir şehir isim Hangi şehir? Bu şehir ismi belirtmiş. İsmi belirttiği için biz buna ne diyoruz arkadaşlar? İşaret sıfatı diyoruz. Benim Allah'ım bu çizgili yüz derken yüz isim, hangi yüz, bu yüz, bu sözcüğü ismi belirttiği için bu da yine işaret sıfatıdır. Bu son fasıldır ey ömrüm nasıl geçersen geç ifadesinde ise bakın bu sözcüğü fasılın yerine geçmiş. Bundan dolayı da arkadaşlar zamirdir ismin yerine geçtiğinden dolayı işaret yoluyla geçtiği için de işaret zamir olarak kullanılmıştır. Bunu da alabiliriz. 2 ve 5 numaralı ifadeler B seçeneğindedir. Bundan dolayı da doğru cevabımız olacaktır. 12. soru. Cümlelerin hangisinde sıfata yer verilmemiştir? Her yıl onlarca kuşun nesli tükeniyor ifadesinde yıl, isim, hangi yıl, her yıl, her sözcüğü burada arkadaşlar belgisiz sıfattır. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Ağılda oğlak da olsa ırmakta otu biter derdi dedem ifadesinde herhangi bir sıfat göremiyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Yenilenebilir enerji kaynakları hem temiz hem ucuzdur ifadesinde ise enerji isim nasıl enerji yenilenebilir enerji ismi belirttiği için ve nasıl sorusunun cevabı olduğundan dolayı niteleme sıfatıdır. Dünyada kendinden başkasına ihtiyaç duymayan bir varlık yoktur ifadesinde ise varlık, isim, nasıl varlık, kendinden başkasına ihtiyaç duymayan bir varlık niteleme sıfatıdır. Bir sözcü de burada arkadaşlar yine belgisi sıfat olarak kullanılmıştır. İnsan ekosistem içinde en tehlikeli ve yıkıcı varlıklardandır ifadesinde ise varlık isim, nasıl varlık, tehlikeli ve yıkıcı varlık bu da niteleme sıfatı görevinde kullanılmıştır. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve arkadaşlarınıza kanalımı önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Hepiniz hoşçakalın.